Piyasa Hattı ile karşınızdayız. Ben Gülzem Yılmaz Ertem. Piyasa Hattı programında bugün ilk bölümde Doğan Holding CEO'su bizimle olacak. Çağlar Göğüş'ü ağırlayacağız programda. Şimdi Doğan Holding'in iştiraklerinde özellikle bir yandan enerji sektörü var ki o tarafı bol bol konuşacağız. Yenilenebilir enerji tarafını, Galata Wind'i. Öte yandan yine yatırım bankacılığı tarafını, inşaat, turizm tarafındaki iştirakları, tüm hepsini detaylandıracağız. İlk çeyrek çünkü birçok sektör için zordu ama ağırlıklı olarak tabii enerji maliyetleri arttığı için enerji girdisi yüksek olan şirketler için zordu. O yüzden Doğan Holding'in hem hisse performansı hem de iştiraklarına dair beklentileri Çağlar Bey'den alacağız. Programın ikinci bölümünde ise Bloomberg muhabiri Mark Champion bizimle olacak. AB'nin özellikle dün AB Komisyon Başkanı Von der Leyen'in açıklamaları, Rusya'dan kömür ithalatının daha da kısılacağı, yaptırımların artacağı, dolayısıyla Avrupa Birliği'nden Rusya'ya dair yaptırımların tonu artarken barış müzakereleri olsa dahi tansiyon yükseliyor. Bu sebepten ötürü de özellikle Avrupa pazarlarının Rusya'ya ihracatı tarafındaki erişimi, ithalat tarafı, Türkiye'ye ne kadar kayar, bu detaylara ve oradaki son gelişmeleri de Bloomberg muhabirinden Mark'tan alacağız. Piyasa nezdinde ise detaylandıracağımız başlıklar içerisinde yine programın son bölümünde Serdar Pazı ile beraber emtia fiyatları ve yine para piyasalarını konuşacağız. Kutay Korap da bize Doğan Holding bilançosuna dair rakamları aktaracak. Şimdi gelin bir rakamlara bakalım. Borsada, döviz piyasasında haftanın 3. işlem gününde seviyeler, fiyatlar bize ne söylüyor? Borsa İstanbul'da 2327 puandan geçiyor işlemler. Yatay bir seyir var. Bu hafta biliyorsunuz kapanış rekoru kırılmıştı borsada ve ağırlıklı olarak BIST 30 şirketleri ve bunun içinde de Tüpraş gibi hisselerin borsayı desteklediğini görmüştük. Ki ekranında geldi, 2342 ile rekor kırmıştı. Şu an o rekor seviyenin bir miktar altındayız. Yatay bir seviye var BIST 100 tarafında. Sabah en çok yükselenlere baktığımızda Tüpraş vardı. Şu an itibariyle puan bazlı katkıda liste sıralama biraz değişmiş gibi gözüküyor. Hektaş en çok yükselenlerde, Aksa Akrilik, İşgeo, Doğuş Oto, Odaş Elektrik, Galata Wind en çok yükselenler içerisinde. En çok düşenlere baktığımızda da orada yine Net Holding, Enka İnşaat, Logo Yazılım, Kontrolmatik, Halk Bankası, Çaniki Termik Santral gibi hisseler şu an en çok düşenler içerisinde. Geçelim döviz piyasasına. O taraftaki fiyatlamada da özellikle 14.70'lerin üzerindeki seyir devam ediyor. 14.74'teyiz. Sınırlı yukarıda dolar Türk lirası. Euro TL'de 16.09'u görüyoruz. %0.24'lük yükseliş var. Ve son olarak paritede de az önce bahsettiğimiz Avrupa-Rusya arasındaki ticari ilişkilerin daha da bozulacağı, yaptırımların artacağı endişesiyle euro geri çekilmeye devam ediyor. Haftalık grafikte de zaten daha net tabloyu görüyoruz. 1.11.76'lardan bu gelişmelerle 1.09'a kadar gerilemiş. Gidelim İntegral Yatırım Menkul Değerlere ve detayları konuşalım. Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizimle olacak. Seda, hoş geldin yayına. Bir yandan tabii biz içeride borsanın kapanış rekorunu konuşuyoruz. Hisselerde acaba yükseliş devam eder mi diyoruz ama öte yandan bugün FED tutanakları yayınlanacak ve dışarıda da Rusya'ya dair yaptırım haberleri artıyor. O yüzden hem risk iştahı hem küresel hisse piyasalarındaki trendi de soralım yurt içi piyasalara ek olarak. Merhaba Gizem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Evet, küresel piyasalardaki risk iştahında törpülenme var ve özellikle yaptırım haberlerini, ek yaptırım haberlerini biz daha fazla konuşmaya başladık bugün itibariyle. Biraz önce sen de söyledin, dün Avrupa'dan yaptırım kararları geldi. Bugün de büyük bir ihtimalle akşam saatlerinde ABD'den ek yaptırım kararlarının gelmesini bekliyoruz. Tabii ki bu risk alma iştahında bir negatif eğilim yaratıyor. Dün ABD borsaları negatifte kapatırken bu sabah Asya'da karışık seyirler ve vadelilerde de yatay yakın bir pozitif eğilim vardı. Ama şu saat itibariyle ABD vadelilerinde neredeyse %1'e yakın bir negatif eğilim var ve özellikle DAX'ta da %1'in üzerinde kayıplar artmış durumda. Dolayısıyla yaptırım kararları ve bunun ekonomilere yansıyabilecek negatif bilançosu biraz bizi dar bir boğaza sokmuş durumda ve bunu küresel piyasalarda bu fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu izliyoruz. Bu diğer tarafta kalsın, bir diğer tarafta ise FED eyalet başkanlarının açıklamaları var. Evet, bugün FED'den toplantı tutanakları gelecek. Büyük bir ihtimalle biz orada satır aralarını okuyacağız ama zaten Mart ayındaki toplantıda gayet açık bir sözel yönlendirmeyle
piyasaya ne yapmak istediğini bir yol haritasını sunmuştu. Ama tabii ki bu önümüzdeki yakın toplantıda 50 baz puanlık bir faiz arttırımı fiyatlaması var ve işte dün konuşan Brainard'ın da fiyatlamalara dahil olduğunu ve açıkçası hem tahvil faizlerindeki yükselişin bu senenin en yüksek ABD 10 yıllık tahvil faizini görüyoruz. Aynı zamanda da dolar endeksinin o takıldığı 93-30-93-40 bandından da yukarı yönde hızlandığını görüyoruz. Ama bu şimdilik gelişmekte olan para birimlerine ve burada işte mesela Brezilya reyinde vesaire gelişmekte olan para birimlerinde çok ciddi anlamda bir fiyatlama yaratmadı. Şu anda yatay karşılıyor ama önümüzdeki günlerde daha da yüksek bir dolar endeksinin ki güçlü dolar temasının sürmesini de bekliyoruz. Dolayısıyla bir baskı yaratmasını da bekliyoruz. Borsa İstanbul'da aslında getiri anlamında biz dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyoruz. Bildiğin üzere yılın başından bu yana Borsa İstanbul %25 getirisiyle dünyadan pozitif ayrıştı. Şu aşamada baktığımız zaman hisse senedini yukarı yönde taşıyacak hikayemiz sürüyor. Ancak 2407 olan zirve seviyesine yaklaştığımız zaman buralardan bir miktar kar realizasyonu yaşayabiliriz. Ama 2200-2100 gibi seviyelerin üzerinde kaldığımız sürece yaşanabilecek kar realizasyonlarında alım yönü durulması açısından oldukça uygun olduğunu düşünüyoruz. Şu aşamada baktığımız zaman yaptırım haberleri, küresel piyasalarda yaşanan düşük risk iştahı, bunlar bir miktar bizim durulmamıza, alımlarda bir miktar yavaşlamaya neden olabilir ama genel olarak 2200 dediğim gibi 2100 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntının olduğunu düşünmüyoruz. Endekste pozitif görüşümüzü de bu yönde koruyoruz. Bankacılık endeksi dün güzel bir getiri getirdi ama seans sonuna doğru kayıplarını, yani daha doğrusu aldığını bir miktar geri verdi. Bankacılık endeksini de izlemeye bu anlamda devam ediyoruz. Sen de söyledin Aksa, Doğaş, Hektaş, Türk Hava Yolları, İşgeo gibi hisselerde puan bazlı olarak katkı sağlanırken bize biraz daha Ereğli'nin bugünkü hareketi negatif olarak etkiledi ama dediğim gibi genel olarak gün içerisinde yaşanabilecek kar realizasyonların biz yükseliş trendi içerisinde olumlu ve sağlıklı olduğunu açıkçası düşünüyoruz. Çok teşekkürler Seda, aktardıklarınız için diyelim. Gidelim kısa bir araya. Aranın arkasından Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş bizimle olacak. Piyasa altına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Doğan Holding'e dair detayları, bilançosu, iştiraklar, oradaki rakamları öncelikle gidelim bir araştırma masasına. Kutay Korap'tan alalım. Sonrasında da Çağlar Göğüş'e bağlanacağız ve şirkete dair yatırımlar ve 2022 hedeflerinde konuşacağız. Hoş geldin Kutay yayına. Neler söylersin Holding için? Çünkü birçok alanda iştirakları var. Her sektörde varlar. Tabii başta enerji olmak üzere belirsizliklerin arttığı sektörler de var. Fırsatların olduğu da var. Son yatırımcı sunumu ve hisse detaylarında neler dikkatini çekiyor? Tabii. Güzel, şimdi 7 tane segmentte iş kolu var. Bunlardan biri akaryakıt tarafı, diğer tarafta sanayi cephesi var. Aynı zamanda enerji segmenti var. İnternet eğlence, gayrimenkul yatırımları, finans ve yatırım tarafı ve otomotiv ticaret pazarlama gibi dediğim gibi 7 iş kolu var. Burada mesela örneğin akaryakıta bakıyoruz. Aytemiz sektörün en büyük 5. oyuncularından biri. 1.2 milyon tonluk satışı olan bir firmadan bahsediyoruz. 11.3 milyar TL'lik gelir kalemi burada elde edildi 2021 yılında. Dönüyorum elektrik üretimine, Galata Wind, Boyabat ve Aslancık HES gibi elektrik üretiminde bulunan şirketler var. Burada 540 milyon TL'lik bir gelirden bahsediyoruz. Sanayiye baktığımda Çelik Alat, Ditaş, Sesa Ambalaj, Doğan Dış Ticaret, Neta Havacılık ve Kelkitbesi gibi firmalar yer almakta. Burada 2.7 milyar TL gelir var. Bunun 690 milyon TL'si yaklaşık Çelik Alat'tan gelmekte. Ditaş'ta ise 260 milyon TL'lik bir gelir kaleminden bahsetmekteyiz. Otomotiv tarafında Suzuki ve MG markalarını bulunduruyorlar. 2021 yılında
otomotiv satışı şirketin 4300 adet oldu. Özellikle MG satışları bu yıl ön plana çıkan kalemler arasında yer aldı. 513 milyon TL'de otomotiv ve ticaret pazarlama tarafından gelen bir gelir kalemi ön planda. Finans ve yatırımda 2021 yılı önemli bir yıldı. Doğan Yatırım Bankası burada ön plana çıktı. Doruk Factoring, Doruk Finansman, Doğan Trend Sigorta gibi kalemler ön plandaydı. Doğan Yatırım Bankası da 2 Ağustos 2021'de faaliyete başladığını görüyoruz. 400 milyon TL aktif, 200 milyon TL ise kredi portföyü bulunan bir şirketten bahsetmekteyiz. Dediğim gibi eğlence ve internet sektörü ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları da bulunan bir şirketten bahsediyoruz. Şimdi bu 7 kolun dağılımına bakarsak özellikle gelirler kaleminde akaryakıt gelirlerin %67'sini oluşturuyor. 11.3 milyar TL'lik bir gelir var 2021 yılında akaryakıt tarafında. Elektrik üretimi 539 milyon TL'lik bir gelire işaret ederken toplam gelir içerisindeki payı sadece %3'ler 4'ler civarında yer aldı. Sanayi ve ticaret 2.7 milyar TL'lik gelir kalemiyle gelirin %16'sına tekabül ettiğini de hatırlatmış olalım. FAVÖK tarafına bakarsak FAVÖK'te yine en büyük paydaş akaryakıt perakendesi %32. Elektrik üretiminde FAVÖK %25'i, sanayi ticarette ise %21'e tekabül ettiğini hatırlatalım. Diğer taraftan ise yatırımların dağılımına bakarsak 246 milyon TL yatırım akaryakıt tarafında. Diğer en büyük kalem ise kabaca 300 milyon TL'lik yatırımla otomotiv, ticaret ve pazarlama segmentinde yer aldığını paylaşmış olalım. Tabii şimdi 2021 yılı Doğan Holding açısından nasıl geçti diye bakarsak, kurulmuş hedefler vardı, gerçekleşen rakamlar vardı. Her biri hedeflerin üzerinde gerçekleşen bir tabloyu işaret etti. Yüksek ve çift tane satış büyümesi, %57'lik bir satış büyümesinden bahsediyoruz. FAVÖK marjı %6-8 arasındaydı beklenti, %10.1 olarak gerçekleşti. Net kar büyümesi %103'e tekabül ederken 2021 karından temettü 330 milyon TL olarak teklif edilirken temettü verimi de %4.8'e tekabül ettiğini görüyoruz. Yeni girişimler 2021 yılı ön plandaydı. Bunlardan en büyüğü dediğimiz gibi Doğan Yatırım Bankası, Doğan Yayıncılık ve Doğan Trend Sigortaydı. Diğer taraftan satın almalar vardı. Profil Grup, Maxipak gibi satın almaların yanı sıra Galata Vint'inde halka arzı önemli bir diğer kalem olarak ön plana çıktı. 2021'de öne çıkan kalemlere bakarsak ciro %57 arttı. Bu bahsettiğimiz segmentlerin her birini topladığımızda kabaca 17 milyar TL'ye yakın sayan bir cirodan bahsediyoruz. SESA'nın mesela burada ilk tam yıl katkısı ciroyu arttırdığını görmekteyiz. Aynı zamanda tüm segmentlerde de 2020 pandemi sonrası ekonomik durgunluğun bitmesi de ciroyu desteklediğini hatırlatalım. İhracatın katkısı ön plandaydı. Faaliyet karlılığı artan ve stok karı elde eden iş kolları vardı. Aytemiz bunun en önemli örneklerinden biri olarak karşımıza geldi. Aynı zamanda Galata Vint tarafında ise döviz ve dövize endeksi satış fiyatı ve fiyat artışı gözlemlenen iş kolları arasında yer aldığını görüyoruz. Şirket 16.9 milyar TL ciro elde etti. Burada brüt kârı 2.4 milyar TL ile geçen yıla istinaden %9 brüt kârda artış vardı. Faaliyet kârı %82 arttı. Net dönem kârı ise 1.44 milyar TL'den 3.06 milyar TL'ye yükseldi. Orada da %112'lik artış ön plana çıktığını görüyoruz. Kısa vadeli yükümlülükleri de artış görüldüğünü de dipnot olarak paylaşalım. Stratejik büyüme hamleleri vardı şirketin. Son olarak bu tarafı da aktarayım. DİTAŞ tarafından profil sanayi ve 3S satın alması önemli başlıklar arasındaydı. Öncü GSYO tarafından Doğan Trend Sigorta'nın kurulması vardı. Doğan Holding tarafından Doğan Yatırım Bankası'nın kuruluşu. Öncü GSYO tarafından SESA ambalaj satın alması. Aynı zamanda SESA tarafından Maxipak'ın satın alması ve Doğan Holding'in Doğan Yatırımcılık'taki payının da %100'e çıkması en önemli kalemler arasında yer aldığı 2021 stratejik büyüme hamleleri içerisinde güzel. Kutay, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için ve gidelim buradan konuğumuza, Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş bizimle. Dedik Çağlar Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar Gülşen Hanım. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çağlar Bey, sizinle son yayın yaptığımızdaki açıklamalarınız üzerine Oksijen Gazetesi'ne de aslında bir röportaj vermiştiniz. Orada iki beyanınızda da öne çıkardığınız en temel konu ihracata aslında biraz daha odaklanmak ve iş portföyünü aslında tek sepete koymamak, yumurtaları ve dengeli bir şekilde dağıtmak. Dolayısıyla o tarafı sorarak başlayayım. Bu konuda Doğan Holding için 2022 nasıl bir sene oldu? Evet, teşekkür ediyoruz. Aslında oradaki plan, size anlattığım daha önceki çoğu konuyu hayata geçirdik. Şu anda
deminki konumuz da beyefendi de ifade etti. Mesela ihracat grubundan gelen sanayi biliyorsunuz ağırlıklı olarak ihracat yapıyor. Sanayi grubunun katkısı karda ve EBITDA'da %25'lere geldi. Bu ciddi bir katkıdır. Hani bizim bahsettik EBITDA dağılımı grupta son derece dengeli. EBITDA ve net kar dağılımı son derece dengeli bir hale geldi. Hızlı da büyüyor. O anlamda ihracatla ilgili stratejimizin doğru olduğunu gördük. Orada Selin ve Sabi Şavul'la ortaklık yapmıştık. %70'ini almıştık SESA'nın. SESA'yı büyütebilmek için Maxipak alımını tamamladık. Yine ihracat ağırlıklı şirketlerimizden DİTAŞ'ta da PRS alımını tamamladık. Bunların hepsi ihracat ağırlıklı yani en azından %50'nin üstünde %60'lara yaklaşan ihracat yapan şirketler. Aynı zamanda kendi bulundukları kategoride de katma değeri yüksek ürünler üretiyorlar. Örnek vermek gerekirse işte ambalaj grubumuzda tamamıyla yüksek bariyerli ambalaj segmentinde varız. Daha az katma değerli segmentlere yatırım yapmama kararı almıştık. Bu doğrultuda devam edeceğiz. Yani ihracat tarafı gerçekten iyi gidiyor diyebilirim. Ve bu dengeli portföy dağılımı ikinci mesajımızda. Hatta hatırlarsınız bizde hani amiral gemi değil daha çok çıkarma gemileri olacak diye. Aslında bahsettiğimiz yenilenebilir enerji, mobilite, sanayi, ambalaj, yine akaryakıt, bankacılık, finans bunların hepsi bizim işte çıkarma gemisi dediğimiz işler. Hepsi de gerçekten iyi büyüyorlar, iyi değer yaratmaya başladılar. O da zaten holdingin 2021'de konsolide performansında ciddi bir destek verdi. İşte deminki konuk da ifade etti. İşte net karımız %103 artışta 2.8 milyar lira oldu. Bunun içinde ihracatın yüksek olduğu sektörlerin katkısı var. Faaliyet karlılığı artan işlerimizin katkısı var. Elbette tedarik karı elde eden işlerimizin katkısı var. Yenilenebilir enerji gibi işlerimizin katkısı var. Bizim yurt dışındaki medya iştirakimizin çok ciddi bir katkısı var. Ben de zaten şu an yayını Romanya'dan bağlıyorum. Romanya'nın 2 numaralı kanalıdır Kanal D Romanya. Çok ciddi bir yurt dışı gelirimiz var burada. 10 dakika yanlış düzeldi. Evet. Çok özür dilerim. Buyurun devam edin lütfen. Dolayısıyla bunların hepsinin katkısıyla net karda yaklaşık %103'lük bir artış, 2.8 milyarlık bir seviyeye ulaşmış vaziyetteyiz. Ve bunu da net nakiti de arttırarak yapıyoruz. O da önemli. Yani aynı zamanda ciddi nakit üretimi gerçekleştiriyoruz. Konsolide net nakitimiz de 2020'deki 2.4 milyardan 2021'de 5.1 milyar liraya çıkmış vaziyette. Yabancı para bazında da aynı benzer seviyelerde koruduk. Hani bunları siz de ifade ettiniz. İhracat ağırlıklı iş kollarıyla, yeni iş kollarının etkisiyle, bir takım operasyonel verimliliklerle, tabii ki kur farkı ve stok desteğiyle de yaptık. Özeti aslında budur 2021'in Doğan Holding açısından. Şimdi burada özellikle merak ettiğim birkaç nokta var. O da tabii enerji tarafı Çağlar Bey. Takdir edersiniz ki hani zaten sektör arz problemleri, emtia fiyatlarının global yükselişi, işte pandemi bunlarla sınandı. Bu yıl bir de savaş gündeme eklendi. Hal böyle olunca maalesef Türkiye'de birçok şirket tabii geç kaldı. Keza dünyada da öyle. Yenilenebilir enerjiye çok hızlı geçiş yapmamız lazım ki enerji ithalat faturamızı bir an önce azaltalım. Bu konuda hem ben Galata Wind özelinde biraz detay rica edeceğim. Oradaki projeksiyonlarınız ne? Şirketin bu yılki hedefleri nasıl? Ve bir yandan da son dönemde artan maliyetler Aytemiz'in karlılığı üzerinde, maliyetleri, spreadleri üzerinde nasıl etki etti? O tarafı da sorayım. Evet, tek tek cevap vereyim. Şimdi Galata tarafında bu sene bir halka arz yaptık biliyorsunuz. Hı hı. Başarılı bir halka arz yaptık. Galata'da yatırıma devam ediyoruz. Biraz şimdi biz yenilenebilir enerji aslında trendine 8-9 yıldır farkında grup bunun. Doğrultuda da yatırımlar yapıyor. Galata'daki mevcut kapasitemizi arttırmak için hem yeni yatırımlar hem de mevcutların üzerine hibrit ek kapasite gibi çalışmalarımız devam ediyor. Elektrik üretiminde biz 2021 yılında gelirlerinin %61 artış oldu. 540 milyon liraya çıktı. FAVÖK'te %63 artışla 427 milyon liraya çıktı. Vergi öncesi karımızda 100 milyon civarında oldu. Ana hatlarıyla elektrik tarafı böyle. Taşpınar'da RES projesini biz Ekim 20 sonunda
kısmi geçici kabul yaptık, devreye aldık. Mart 2021 tarihinde de tam kapasiteyle devreye aldık. Burada dolayısıyla yaklaşık 60 megawattlık bir kapasiteyi devreye aldık YEKDEM dahilinde. YEKDEM 2030 yılı sonuna kadar devam edecek. Ve bu Galata halka açık bir şirket. Ödenmiş sermayemizin minimum %5'i de her sene temettü olarak dağıtmayı planlıyoruz. Galata bizim kapasitemizi büyütmek istediğimiz ve hani hedefimiz 2-3 yıl içinde en azından %70-80 civarında kapasitemizi arttırmak istediğimiz bir iştirakimiz. Bunun için de dediğim gibi hem mevcut varlıklarımızın üzerine geliştirmelerle uğraşıyoruz hem de yeni projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim için önemli bir varlık. Aytemiz tarafına gelirsek, Aytemiz'de tabii hem petrol fiyatının artması hem çok kurların artması. Çok özür dileyerek böleceğim ama Aytemiz'e gelmeden Galata Wind için özellikle bu yıl reel olarak bir kârda artış bekliyor musunuz Çağlar Bey? 2022 yılı için. Evet, 22 için. Tabii. Yani Galata'nın 2022 yılında reel anlamda kâr artışı bekliyoruz. Hı. Çünkü hem Taşpınar santralimizin tam yıl etkisi devreye giriyor. Hem enerji fiyatlarının etkisi biliyorsunuz olumlu, yani yüksek fiyatlar yüksek seyrediyor. Onun etkisi var. Hem de üzerinde çalıştığımız Taşpınar santralindeki hibrit, güneş hibrit projemizi senenin ikinci yarısında son çeyreğine doğru devreye alacağız. Bu üçünün etkisiyle birlikte hem gelirlerde hem FABÖK'te hem de kârda olumlu bir artış bekliyoruz herhalde. Peki Aytemiz'den bahsediyorduk, o tarafa geçelim isterseniz. Tamam. Aytemiz'de aslında sektöründe hem dağıtım yapan hem de ciddi terminal kapasitesi olan biliyorsunuz bir dağıtıcı. Dağıtım işinde istasyon ağınız kadar terminallerinizin de kapasitesi önemli bir yer teşkil ediyor. Biz 574 istasyonla bugün faaliyet gösteriyoruz. Ve yaklaşık %4.7-4.8 pazar payımız var. Perakende pompa tarafında. Önemli bir oyuncuyuz. Terminal tarafında da %8-9'lar civarında bir pazar payımız var. Çok stratejik lokasyonlarda, Trabzon, Alanya gibi lokasyonlarda ciddi bir terminal kapasitemiz var. Tabii IT'mizde şöyle bir realite oluyor. Yani tüm akaryakıt sektörü için geçer. Cirolar çok hızlı artıyor. Siz de takip ediyorsunuz. Entegre marjın enflasyonla birlikte belli bir artış trendi var. Akaryakıt litre fiyatları üzerinde biliyorsunuz bayi ve dağıtıcıların birlikte eriştiği bir kar toplamı var. Buna sektörde entegre marj deniyor. Entegre marjda dönem dönem uygulanan tavan fiyatlarında etkisiyle genelde enflasyon artışının bir miktar gerisinde kaldı Türkiye'de. Litre fiyatına göre Avrupa ortalaması %12 iken bu marj Türkiye'de şu anda 6,5-7 seviyelerinde. Ama bu durum yükselen işletme giderleri nedeniyle de hem bayileri hem dağıtım şirketlerini bir miktar zorlayabiliyor. Özellikle çok pardon işletme... orada mesela Selim Bey, Selim Şiper demişti ki geçtiğimiz haftalarda ağırlamıştı kendisini petrol ofisinin CEO'su. Bu karlılıkla yani yatırımlara devam etmek çok zor. Akaryakıt istasyonları sürdürülebilir bir şekilde büyüyemeyebilir dedi. Sektöre dair endişesi vardı. Paylaşıyor musunuz bu endişeyi? Mesela sizin de itemiz olarak bayi sayınız, istasyon sayınızda bu yıl bir düşüş olacak mı? Ya da yeni bayi istasyon açmayı bir süre dondurur musunuz? Evet, yani bizde şöyle bir durum. Entegre marjın paylaşımında aslında 2019'da bir düzenleme yapıldı. Asgari bayiye %55 pay veriliyordu. 2021 sonundan itibaren yarısından az olmamak kaydıyla bu serbestçe paylaşılıyor. Aytemiz özelinde entegre marjı erişim bizde bayilerin lehine. Biz açıkçası 2 yıldır temkinli bir istasyon ağı büyüme stratejisi izliyoruz. Ne demek bu? Yani adetten çok nitelik üzerine uğraşıyoruz. Dolayısıyla mesela bayi sayımız arttı ama bizim mesela bayi verimliliğimiz bayi sayımızdan daha hızlı arttı. Sektörde buna MER deniyor. Ortalama istasyon verimliliği. Dolayısıyla biz aynı stratejiyi izlemeye devam edeceğiz. Yani bayi sayımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Ama büyütürken de bayi verimliliğini yine göz önünde bulunduracağız ki hem bayi için hem de dağıtıcı için sürdürülebilir bir iş olsun istiyoruz. Çünkü sadece adetten gittiğinizde bayiler için de bazen sürdürülebilir olmuyor. Dağıtıcı için de olmuyor. Yani biz makul istasyon büyüme stratejimize devam edeceğiz ama verimlilikle birlikte. İşin özetine bu olarak diyebiliriz.
O stratejimizin de başarılı olduğunu görüyoruz. Verimliliği de nasıl arttırıyoruz? Hem doğru ortak seçerek, biz bayilerimize ortak diyoruz. Hem de işte market, araç tanıma gibi daha inovatif uygulamalarla sektörde ilk olan Buy diye bir uygulama çıkardık. İşte mobil ödemenin ilkiydi COVID döneminde. Oradan ciddi bir hacim geliyor. Yeni market, yani birçok aslında tüketiciyi ve ticari müşteriyi bayiye çekecek, istasyona çekecek uygulamalarla bayi verimliliğini arttırdığımızı görüyoruz. Terminallerimizi de kullanarak özellikle tedarik kârı anlamında kendimize fırsat yaratmak istiyoruz. Yalnız tedarik kârlarıyla ilgili bir not iletmek istiyorum. Burada aslında teoride bir para kazanıyor gibi gözükmekle birlikte yerine koyma maliyetleri ve bir de işletme dışına çıkma imkanı olmayan bir kâr bu. Hatta bunun üzerinden bir de aslında kurumlar vergisi veriyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu tedarik kârları kağıt üstünde cazip gözükmekle birlikte pratikte aslında çok da böyle çekici kârlar olarak öne çıkmıyor. Ama biz de bu anlamda özellikle terminallerimizden de faydalanarak bundan istifade ettik son dönemde. Peki buradan izninizle ben biraz imalat sanayi tarafını hem DİTAŞ hem belki Çelikhalat'a da biraz konuşabiliriz. Sektörde genel olarak tabii emtia fiyatları artışı orada da üretim maliyetlerini arttırıyor diyoruz ama bir yandan da şöyle bir dengesizlik var. Şimdi kapasite kullanımlara bakıyoruz. Bazı sektörlerde %80'in üzerine geldi. İşte Türkiye genelinde ortalamada 75'lerde ve deniliyor ki yani artık yeni yatırım şart. Özellikle işte ihracat odaklı sanayi şirketiyseniz. Fakat orada da finansmana erişim maliyetli. İşte bazı şirketler diyor ki işletme sermayemizi zar zor yerine koyabiliyoruz ya da kredi çekeceksek işletme sermayesi için kredi çekebiliriz. Ne dersiniz şu an mesela sizin sanayi kollarınızda kapasite kullanımlar nerede? Yeni yatırım için ortamın uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Şöyle yani... Burada tabii bir kısa dönemli konular var, siz de ifade ettiniz. Tedarik sorunları, emtia fiyatları, navlun fiyatları. Size örnek vermek istiyorum. Son 10 yılda hiç böyle bir dönem yaşanmadı. Mesela Asya Pasifik'ten Türkiye'ye gönderecek bir mal için ödenen konteyner taşıma ücreti daha önce 1500-2000 dolarken bugün 13-14.000 dolara çıktı. Yani bu rakam neredeyse işte malum, eminim biliyorsunuz 10 katı civarında. Yani aslında bunu pratiğe yansıtırsak şöyle de bir durum var. Bir konteyner malın değeri 20.000 dolarken navlun maliyeti bu maliyetin %10'undayken bugün o maliyet %50'lere çıkmış vaziyette. Özellikle pahada düşük, ağırlığı yüksek mallarda bu navlun konusu aslında ciddi bir risk olarak ortaya çıkıyor. Ama bir taraftan da hem Çin'den Avrupalı ve Amerikalı firmaların bazı tedariklerini bizim bölgeye kaydırmak istemeleri ciddi de bir fırsat yaratıyor. Biz bunu sahada görüyoruz. Yani bu böyle dergilerde okunan ya da internette okunan yazıların ötesinde bir gerçek. Birçok global firma bugün işte Türkiye'de, Romanya'da, Polonya'da, Doğu Avrupa'da bazı kapasiteler yaratmaya çalışıyor kendisine. Biz de bundan belli ölçüde faydalanıyoruz. Size örnek vermek gerekirse SESA'da biz son 1,5-2 yılda çok ciddi bir ek kapasite yatırımı yaptık. Hem kapasitemizi arttırdık hem de darboğaz olan bazı süreçlerde de ek kapasite yaratmış olduk. Kapasite kullanımlarımız %100'lere yakındı bu yatırımlara kadar. Şimdi tabii yeni yatırım yapıldıktan sonra bir miktar düştü. Ama yeniden bunların üst seviyelere çıkacağını düşünüyoruz. Yani sorunuza cevap, bizde kapasite kullanımları oldukça yüksekti. Doğan dış ticaret için de mi böyle? Şimdi doğan dış ticaret tabii başka bir iş. Biliyorsunuz orada aslında bir nevi ticaretin finansmanı işini de yapıyoruz. Yani belli iş ortaklarımızla ham madde ithalatı ve onların yani buradaki hizmetiyle birlikte temin edilmesi. Orada da işlerimiz o anlamda yoğun gidiyor. Çünkü finansman anlamında da sanayi şirketleri zorlanabildiği için biz aslında orada hani hem bir belli ürünlerdeki uzmanlığımızdan istifade ediyoruz. Hem de bir taraftan da iş ortaklarımızı finansal anlamda da desteklemiş oluyoruz. O anlamda da evet, orası da öyle gidiyor. Peki mesela SESA'ya çok vurguda bulunuyorsunuz. Yeni bir halka arz mümkün mü? Böyle bir fikriniz var mı 2022 için? Hem SESA için sorayım hem de Doğan Holding'in halka açık olmayan diğer iştirakları için. Yani bu işleri söylemek zor ama 2022'de halka arzdan çok işlerimizi büyütüp hani daha değer yaratma odağımıza 2022 yılında. 2023'te biz ambalajda özellikle yüksek bariyerli ambalajda ciddi bir güç haline geldik. İşte 100 milyon euronun üstünde
100 milyon doların üstünde bir gelirimiz var. Yani bunu hızlı büyütüyoruz. Yani yurt dışında büyütmeye çalışıyoruz. Ek yatırımlar bakacağız. Yani dediğim gibi bir taahhüt gibi söylemek zor ama 2022 odağımız halka arzdan çok olan işlerimize ek değer yaratmak, işleri büyütmek ve yatırımlara olabildiği ölçüde devam etmek. Peki finansman tarafını konuşmuşken tabii aslında bir sürü KOBİ var, bir sürü startup var ve Türkiye'de aslında bu yatırım bankacılığı kavramını belki siz de biraz daha oturtmaya çalışıyorsunuz. Doğan Holding'in de bu konudaki iştahını, motivasyonunu biliyoruz. O taraf nasıl? Son dönemde bu finansmana erişim sıkıntıları, projeleri fonlama konusunda yaşanan sıkıntılar sizin yine hem işte factoring finansman şirketlerinize hem de özellikle Doğan Yatırım Bankası'na nasıl etkiliyor? Evet. Şimdi bu yatırım bankasını kurarken aslında iki tane unsuru öne çıkardık. Bir tanesi gerçekten ek fonlama kaynağı yaratabilmek Türkiye'ye. İkincisi de teknolojiye yatırım yapmaktı. Ek fonlama kaynağında da özellikle biliyorsunuz dünyada yatırım bankaları aslında konvansiyonel bankalar ek olarak ciddi bir yer teşkil ediyor. Biz de o anlamda hem akıl verme hem de burada ciddi bir ek fonlama tarafında yer almaya başladık. Bizim banka olarak özellikle batı kadar doğudan da Türkiye'ye yani hem Körfez hem de Asya'dan da fonlama getirme bağlantılarımız var. Ve bu anlamda da çok yakın çalışıyoruz. Özellikle bu private placement gibi ürünleri sunmaya başladık. Bu tip ürünlerde de ciddi katma değer görüyoruz açıkçası. Yani doğru fonlama kaynağını burada güvenilir bir uç nokta olarak ihtiyacı olan yatırımcılarla bir araya getirmek. Burada ciddi mesafe kaydediyoruz. Aynı zamanda da Türkiye'deki bazı varlıkların menkul kıymetleştirilip yani dünya pazarlarına ihracı anlamında. Buradaki biz uluslararası ilişkilerimizi ama özellikle Körfez ve Doğu tarafıyla olan ilişkilerimizi yoğun faydalanmayı düşünüyoruz. Teknoloji tarafında da biliyorsunuz özellikle COVID segmentinde tamamıyla teknolojiyi kullanarak karar ağaçları oluşturup kredi sunma projemiz var. O da Türkiye'de ve dünyada hızlı gelişen bir konu. Bu bağlamda da açıkçası heyecanlıyız. Bankada da faaliyetlisini biz Ağustos'ta aldık. Yani yaklaşık 8-9 ayda 700 milyon liralık bir bilanço oluştu. Dolayısıyla az değil yani kısa sürede. İyi başladık. Zor dönemlerde de dediğim gibi iş adamlarımıza, yatırımcılarımıza bir iş partner gibi çalışıyoruz. Çağlar Bey, evet. Doğan Holding'e dair de izninizle birkaç sorum olacak ama çok kısa bir 3-4 dakikalık ara verelim sohbetimize. Sonrasında tekrardan hızlıca döneceğim size Doğan Holding'e dair 2022 genel performans için. Ama onun öncesinde bir gidelim. Bu aslında içeride reel sektörde ilgilendiren ve bundan sonraki süreçte Türkiye için yaptırımların ne tarafında kalacağız? Acaba Rusya olan yaptırımlar artarsa AB-Türkiye ticaret ilişkileri nasıl olur? Bu trendleri okumaya çalışıyoruz. Detayları Bloomberg muhabiri Mark Champion'dan alacağız. Hello Mark, thank you very much for joining us. What do you think about the latest son AB-Rusya ticaret ilişkileri için ne düşünüyorsunuz? Ve Avrupa Birliği yaptırımlar söz konusu olduğu zaman bugün ne kadar sert olacak? Sanıyorum ki Avrupa Birliği zaten herhangi birinin düşündüğünden ya da beklediğinden beri çok sert bir davranış, bir tutum sergiliyor 24 Şubat'tan beri ve son yaptırımlara bakacak olursak çok büyükler ve ilk seferde enerjiyi hedef almış durumdalar ki burada en önemli şey olduğunu söyleyebiliriz Rusya'nın bütçesi için. Kömür aslında 3 tane enerji kaynağının en önemsiziydi. Kömüre, petrole ya da gaza bakabilirdi ama diğer bir taraftan da şöyle bir durum var. Önemli bir şey. Yine Avrupa Birliği için zor bir şey. Çünkü kömürün %70'i Rusya'dan geliyor. Dediğim gibi yine çok büyük bir hareket bu ne olursa olsun. Fakat aynı zamanda bütçeyi gerçekten etkileyebilecek şey şu an Rusya'nın devam etmesi aslında bütün yaptırımlara rağmen. Enerji fiyatları artıyor bu arada ki Rusya bütçesi için bu çok iyi bir şey.
Ama buradaki reel konu petrol ve ikinci olarak da gaz. Bu ikisi hala yaptırım görmedi aslında tam olarak ve Avrupa Birliği tabii bu ikisine de yaptırım uygulayabilir önümüzdeki dönemlerde. Peki hala bize biraz daha fazla detay verebilir misiniz? Petrol ve gaz yaptırımları ne kadar olası, ne kadar gelebilir gelecekte? Siz de biliyorsunuz sadece tahminlerde bulunabiliyoruz şu an. Esasen Almanya bilhassa söz konusu olduğu zaman bunu kabul etmesi gerekiyor. Petrol ya da gaz ithalatını kabul etmesi gerekiyor ki bu çok zor ve çok fazla Alman ekonomisini olumsuz etkileyebilecek bir şey. Başka bir şekilde bunu yapalım diyorlar. Mesela bakın ilk olarak bir tarife uygulayalım diyorlar Rusya petrol ve gazına. Yani onları dezavantajlı bir durumda bırakalım ve zaman içinde miktarı azaltalım derler ilk olarak. Bu daha az etkili olur tabii ki çünkü bunun yapmaya çalıştığı şey Rusya ekonomisini hakikaten şoka uğratacak bir şey olmak ve politikalarını Ukrayna'da değiştirmelerini sağlayabilecek bir şey yapmaları. Ama bu uzun vadeli bir önlem olur. O yüzden etkili olmaz istenildiği kadar. Almanya bilhassa söz konusu olduğu zaman petrole ya da gaza yaptırım uygulanması zor dediğim gibi. Ve bazı göstergeler var hali hazırda Macaristan ile alakalı. Onlar bir açıklama yaptı. Kömür bir şey ama Avrupa Birliği çapında petrol ya da gaza bir yaptırım uygulanması için liderlerin bir araya gelmesi ve bunun onaylaması gerekiyor ve Macaristan liderinin de bunu kabul edeceği kesin değil. Mark Champion, bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi dönelim tekrar konuğumuza. Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş bizimle sohbetimize devam edelim. Çağlar Bey, son 2-3 dakikanın içerisindeyiz. Ben o tarafta da şimdi şunu sorayım size. Geçen sene %100'ün üzerinde bir net kar büyümesi hedeflemiştiniz ve gerçekten başarılı bir yıl oldu 2021 Doğan Holding için. 2022 için hedefler ne? Oradaki en büyük aşağı yönlü ve yukarı yönlü riskleri ne olarak görüyorsunuz eğer hedeflerinizde bir revizyon olacaksa? Ben şöyle aslında ben bu hedef kısmıyla beraber birkaç da belki gelişmeden de bahsetmek istiyoruz. Ve hedefler bizde hep biliyorsunuz artarak gidiyor. Yani hedefleri hiç aşağı çekmiyoruz. Hedefleri hep arttırarak gidiyoruz. Çünkü yatırım da yapıyoruz işlerimize. Yani deminden beri konuştuğumuz neredeyse tüm işlerde ek yatırımlar var. İşte MG'nin mümessilliğini aldık. O mobilite anlamında Kimco'nun yine mümessilliğini aldık. Birçok yatırım yapıyoruz. O yüzden hedefler hep yukarı çıkıyor. Risk nedir? Yani riskte gerçekten iç piyasaya hizmet ettiğiniz işlerde bir durgunluğa girme riski vardır. Yani o tip senaryolara karşı da hazırlıklıyız. İhracat tarafında da talebin biraz gevşeme riski vardır. Orada da biz pazar çeşitlendirmesine 3 yıldır ağırlık veriyoruz. Yani ona da hazırlıklı olduğumuzu düşünüyorum. Pazarcı bizim hiçbir işimizde bir müşterine de bir pazarın konsantrasyonu %5-10'un üstünde değildir. Buna çok dikkat ediyoruz. Yani hem portföyde konsantrasyona izin vermiyoruz hem de hiçbir işletmemizde bu konsantrasyona izin vermiyoruz. Bunlar bizi biraz daha koruyor. Bir de belki önemli bir gelişme, son dönemde yine ülkemiz için çok kıymetli gördüğümüz Karel'le bir ortaklık anlaşması yaptık. Onlardan da Karel'in de, Karel biliyorsunuz endüstrinin dijitalleşmesine Türkiye'de büyük katkı sağlayan bir kurum. Biz de dijital dünyada özellikle de endüstriyel teknolojilere çok önem veriyoruz. Bu alanın da Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Tabii işte ilgili işte kurumlarımızın onayına tabi olmak kaydıyla işte Karel'le de önemli bir ortaklığa yatırıma imza attık. Biliyorsunuz biz yani ortaklara iş modellerine inandığımızda çok ciddi yatırım yapabiliyoruz. Karel'le de yine kendileriyle beraber ciddi endüstriyel teknoloji anlamında ciddi adımlar atma niyetimiz var. Bu da büyümemizi inşallah destekleyecek bir adım diye düşünüyoruz. İşte bunun yanında da bazı sanayi yatırımlarını daha önce niyetimiz olduğunu açıkladık. İşte ne bileyim Bristol Karton projemizi açıkladık. O konuda ilerleme kaydetmeye Çağlar Bey, Karel'e bir parantez açabilir miyiz rica etsem? Orada çünkü %40'lık bir hisse satın alması gerçekleştiniz ama bilançoya yansıması ne zaman olur? Yatırımcı o tarafı da merak ediyor. Hangi vadede olur ve 2022 karlılığı üzerinde nasıl etki etmesini bekliyorsunuz Karel'in? Evet şöyle, yani bu tabii ki resmi otoritelerimizin onayına tabi ama biz hani bu işte izinleri en kısa süre içinde almaya çalışıyoruz. Tahminimiz yılın ikinci yarısından itibaren hani bu konsolide olacaktır diye düşünüyoruz. Daha kısa sürede olması için de elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz.
O anlamda tabii Karel de halka açık bir şirket. Mali verileri zaten şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. İyi büyüyen, oldukça ölçekli bir şirket. Aynı zamanda Karel'in de eş güdümlü olarak bir başka alt şirket satın alımı, Daiichi şirketinin satın alımı söz konusu. Dolayısıyla 2022 ciro, kar ve fabrik rakamlarına çok önemli katkısı olacaktır diye düşünüyoruz. Dediğim gibi bu şirket de halka açık olduğu için zaten çok şeffaf bir şekilde rakamlar paylaşılıyor. Evet. O yüzden doğum için de önemli bir katkı sağlayacak ikinci 6 aydan itibaren diye düşünüyoruz. Çağlar Bey, çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben çok teşekkür ediyorum Güzel Hanım. Doğan Holding ailesi için de iyi bir sene olsun diyelim ve gidelim kısa bir araya. Piyasa Hattı'nı noktalıyoruz burada. Hoşça kalın.